Merhaba arkadaşlar, Ustalarla Satranç serimizde 1976 Sovyetler Satranç Şampiyonası'ndan Geller Anatoli Karpov maçındayız. Bu maçın hikayesi var, kısa bir hikayesi var. Karpov 1975'te Fischer onunla oynamayı reddettiği için dünya şampiyonu olmuştu. O yüzden bir sene sonra yapılan bu Sovyetler Şampiyonası onun rüştünü ispatlayabilmesi için çok önemli bir turnuva. Gellerse daha önce Sovyetler Şampiyonu olmuştu ama 50'li yıllardaydı, 1953'teydi. Ve şu anda 51 yaşında, 24 yaşındaki genç ve yeni dünya şampiyonun karşısına çıkıyor. Tabii ki bu turnuvayı Karpov kazandı. Fakat turnuvada kaybettiği sadece bir maç vardı. O da Geller'e karşıydı. Evet, maça başlayalım. Geller E4'te başlıyor. Kendi tarzını en iyi yansıtan hamle Geller için E4 diyebiliriz. Ve E6. Karpov'dan Fransız savunması göreceğiz. D4, D5, at C3, fil B4. Bir vinaver mi geliyor acaba? E5 ve vezir D7. Artık günümüzde genelde burada C5 hamlesi tercih ediliyor. C5 ve A3 şeklinde maçlar devam ediyor. Daha sonrasında ise beyazların vezir G4 fikirleri var. G7 karesine saldırıyor. Siyah karelerde bir baskı kurmak istiyor. Çünkü genelde siyahlar B4 filini C3'teki atla değişiyorlar ve siyah karelerinde biraz zayıflık oluyor. Ama merkezde ve vezir kanadı siyahların da aktif olduğunu söyleyebiliriz. Şah kanadında bir ya da iki piyon feda ettikten sonra. Fakat burada vezir D7'li varyant geldi. Demek ki beyaz kareleri kullandırmak istemiyor ve filini büyük ihtimalle A6'dan değişeceğini ifade eden bir varyant. Şimdi burada beyazların çok seçeneği var. İsterse direkt burada vezir G4 oynayabilir. At H3 oynayabilir. Direkt A3 oynayabilir yine. Ya da sağlamcı davranıp at G2 de yapabilir. Fakat burada at F3'ü tercih ediyor Geller. B6. Fil D2. Evet, buradaki açmazla uğraşmak istemiyor. Daha doğrusu duble piyonun olmasını istemiyor. O yüzden fil D2 oynadı. Fil D3 burada oynanabilirdi. Fil D2 yerine fil D3 de tercih edilebilecek bir hamle. Doğal bir gelişim hamlesi olurdu. Çünkü artık filin beyaz karelere gitmeyeceği belli. Ama o fil D2 oynuyor çünkü rakibi B6 sürdü ve belki fil A6 oynayabilir, onu tek seferde almak istiyor. Karpov fil A6 ile devam edince fil çarpı A6, at çarpı A6 ve küçük rok. Geller hızlı bir şekilde gelişimi tamamlayıp rokunu attı ve bundan sonra rakibinin şahına odaklanacak, her zaman yaptığı gibi. Çünkü geller şah hücumunu seven bir oyuncu. Karpov ise daha çok manevraları ve pozisyonel avantajları manevralarla elde edip bunları büyüte büyüte rakibini adeta ezmeyi seven bir oyun tarzı var. At B8 ve şimdi at E2. Gel filleri değişelim diyor. Tabii ki şu anda bu filleri değişmek Karpov için kötü olacak çünkü onun iyi fili şu anda B4'teki fil. O yüzden filini buradan uzaklaşma gereği duyuyor. Fakat bilgisayara şimdi soracak olursanız fillerin değişilmesini size tavsiye edecektir. File 7. Kale C1. Fikir C4 sürüp merkeze ilk darbeyi indirmek istiyor. Karpov buna B5 ile karşılık veriyor. C4'ü zorlaştırmak istiyor. At F4. Şah kanadına doğru taşımız geldik. Burada çeşitli manevraları da görebiliriz. At H5'ten at G7'ye de basabilir. Geller iki fikri de kendine açık bırakıyor. Karpov ise H5 oynayarak at H5'i engelledi bir şekilde. Şimdi B3. C4'ün sürüşünü artık yapmak için hazırlıklarını tamamlıyor. Fil A3. Kaleyi buradan uzaklaş. Kale B1 ve A5. Evet, biraz fazla
cesur bir hareket. Çünkü zaten şah kanadında artık rok atmayacağını göstermişti Karpov. Vezir kanadında da zaten B5'te bunu göstermişti ama bu kadar çok alan kazanması kanatta, iki kanatta birden artık merkezdeki gellerin yapacağı C4 sürüşünü adeta tahrik ediyor. Çünkü satranç genel kurallarına göre kanatlarda alan kaybediyorsanız özellikle merkezde mutlaka bir aktif hamlede bulunmanız gerekiyor ve o yüzden geller C4'ü hemen yapıyor. Şimdi B çarpı C4 alıp sonra da D çarpı C4 alıp burada değişime gitmeye çalışırsa eğer Karpov pardon şu şekilde hem açık attı vermiş olacak hem de bir daha alma yoluna giderse D5 sürüşüyle karşılaşacak. D5'ten sonra o bir piyon fedası gibi gözükebilir ama bu piyonlar onun üzerine gelmeye devam edecek. Geller bu piyonları onun üzerine fırlatacak. Ve en sonunda kaleye bir inanılmaz bir pozisyonel avantajı var şu anda. Nasıl tutacak piyonları ve şah merkezde vezir kanadında da B hatta açık. Atlar harika pozisyon almış bir tanesi. Zaten direkt şu anda E6'ya E basıyor. Evet, bu Fil C3 de burada etkili olabilecek bir hamle ileride rakibin yapacağı savunmalara karşı. Kale H6 tarzı bir şeye yine fil bir açarak saldırı yapma olasılığı çok yüksek. Yani kötü olurdu bu değişimler Karpov için. O yüzden C6 hamlesini tercih etmiş. C6'dan sonra C5 ve geller oyunu şeklini bir anda değiştiriyor. Tam aslında Karpov'un sevdiği bir stile geçiş oldu. Kapalı bir merkez. Fakat Karpov'un A3'teki fili ne yapacak artık? Sorun bu. Karpov da bu sorunu hemen görüyor. Fil B4 hemen filleri değişmeye çalışıyor. Fakat geller bunu kabul etmiyor. Fil C1. A4 filine bir yaşam alanı sağlamaya çalışıyor. Belki bu şekilde bir manevra fil A5 fil D8 ve böylece çaprazda en azından savunmaya biraz destek olabilir fil. At D3 fil yerinden etti. Fil A5 B çarpı A4 B çarpı A4 ve vezir çarpı A4 ile maçta ilk piyonu kazanan geller oldu. İlk kan aktı artık. Şimdi vezir A7. Tabii ki A hattında da Karpov'un geleceği daha parlak gibi gözüküyor. Fil G5 taşını maksimum verimlilikte kullanmaya çalışıyor. Çünkü rakibin iyi fili de olsa siyah fili şu anda kullanamıyor ve şöyle bir sorun var. Biz fil D8 manevrasından bahsetmiştik. Fakat şu anda fil D8 mümkün değil. Fil D8'e vezir alır A7, kale alır A7'den sonra kale alır B8 var ve geçmiş olsun diyecektik Karpov'a. O yüzden fil D8 mümkün değil şu anda. Fil C7 ile idare edip A hattında inisiyatif elde etmeye çalışıyor. Fakat geller tarzını gösteren kale B8 fedasıyla olaya nokta koyuyor diyebiliriz. Çünkü vezir B8 aldıktan sonra Karpov vezir çarpı C6 ve şahın aslında ne kadar korunaklı gözükse de merkezde kaldığı için saldırılara açık olduğunu görmeye başlıyoruz. Şah F8 hamle zorunlu. Gidecek yer yoktu. At F4. Evet. Bakın şimdi E6 karesine bir baskı geldi. Kale A7. Kale A7 belki filini burada koruyup belki veziriyle manevra yapmak istiyor. Belki vezir A8 yapabilirse A hattında inisiyatif sağlarken belki vezirlere de bir değişme fırsatı olabilir. Aynı zamanda savunma tarafına da bir destek vermek istiyor. Burada at E7 tercih edilebilir miydi? Onu konuşmak lazım. Hani taşını geliştirip defansına yardımcı olabilir mi? Bu durumda burada değişim
gerçekleşecek ve sonrasında at G5 gelecekti. Şimdi E6'ya direkt feda isteği var zaten. Durum daha da kritik hale gelecek. Burada aynı zamanda at G6'dan at da bırakabilir. Çünkü E6'yı koruyan F7 piyonu kolayca atı alamayacaktı. Peki at E7 gelmedi. Kale A7 geldi. Kale A7'ye geller. At H4 oynuyor ve çok net bir fikir. Bir tane atı G6'ya bırakacak. Diğer atıyla da E6'yı alacak. Yoksa zaten sen kale kaybediyorsun. Burada çatal oluyor. Zaten şu anda çok fazla kaçacak bir yeri yok. Mecburen F7 piyonu G6'yı alacak. O yüzden vezir E8'de beyaz kareleri koruma ve vezirleri değişmeye geldiğinde Karpov bu savunma şimdi gerilerin yapacağı hamleye yeterli olmuyor. Çünkü geriler vezir alır. E6 ile şovuna başlıyor. Şimdi bunu piyonla ya da vezirle alması çok bir şey değiştirmeyecek. Piyonla aldığında at Fg6. Şimdi Karpov ne yapsın? Şahını kaçsa kale gidecek. At tekrar geri, şah tekrar geri gittiğinde diğer at gelecek ve mat pozisyonundayız. Mecburen vezirle atı almak zorundayız ama ekstradan kale kaybettik. O yüzden Karpov direkt vezirle G6'yı alıyor. At alır G6. Şah E8. At alır H8. Şimdi taşları sayacak olursak hafif taşlar ve ağır taşlar eşit ama piyonlarda yerlerin büyük bir üstünlüğü var. Özellikle C5'teki piyona dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü korunmuş bir geçer piyon. Karpov buradan sonra mücadele etmeye çalışıyor. Kale A4 ile en azından D4 piyonu alabilirse onun için iyi olacak. Bu bir taraftan da gerilerin direkt kale B1 hamlesini engelliyor. Kale B1'den onu da hücuma getirebilirdi. En azından kale D1 oynamak zorunda bırakıyor onu. Şimdi at E7. Zavallı at 29-30. Hamlede oyuna girdi. Ancak fil alır E7. Şah alır E7. Burada dikkatinizi çekmesi gereken konsept filin kendi merkez piyonları onun ters renginde. Yani doğru yerleşmiş ama gerilerin merkezdeki piyonları siyahlarda olduğu için fil aktif bir şekilde oyuna katılamıyor. At G6. Atın tekrar oyuna döndü. Şah F7'ye at F4. Burada bir taktik var. Açmaz. Geriler bunu görmedi mi? Tabii ki gördü arkadaşlar. Görmez olur mu? Fil alır E5. D alır E5'e kale F4. Ama geriler bunun böyle olacağını zaten biliyorduk. Kale C1. Ve geçer piyonu arkasına geçme kuralını uygulamış oldu. Şimdi burada kale C4 işe yarar mı yaramaz mı? Şöyle hamleleri sayacak olursak eğer ikisinin de şahı C piyonlarına yetişecek. Eğer kaleler değişilirse. Fakat beyazların A'daki piyonu harekete geçtiğinde siyah şah ona doğru C hattından ilerleyecek. Piyonu alsın ya da almasın C5'teki. En sonunda şah kanadındaki oyun sonunda beyaz şah çok avantajlı olacak. Çünkü piyonlara en az 2 dikey daha yakın olmuş olacak. Hani şöyle göstereyim. Tabii ki bu şekilde hamleleri yapmadıklarını varsayalım. Piyonu sürerse ne olur bir görelim şöyle. Yetişiyor gördüğünüz gibi. İkisi de şahlarına bu tarafa gelirse piyonları kimin aldığı çok önemli değil burada. Siyah önce alsa bile şimdi bu piyon sürülmeye başladığında artık siyah şah gidip E5'i de alsa hani E5'i bıraksa bile sonuçta piyona yetişemeyecek. Şu anda F4 sürmesine gerek yoktu. Mecburen siyah şah ne yapacak? Onun önüne gitmek zorunda kalacak. Ya şimdi ya da birkaç hamle sonra. O zaman önce C4'ü
Sonra çok kritik bir kare olan C5 karesini kaybedecek ve şah, beyaz şah bu yolla D6'ya girdiğinde zaten oyun bitmiş olacak. O yüzden kale C4 tarzı bir hamleyle burada kalelere değişmek Karpov'u kurtarmayacak. Onu belirtmek istedim. Şah E8. Şah E8'den sonra C6 geçer piyonlar sürülmelidir. Çünkü alanını rakibinin iyice kısıtlayacak. Şah D8, C7 şah çekiyor. Şah C8 ve şimdi G3. Kendi şahını artık oradan çıkabilir. Sıra ona geldi. Kale A4. Peki şimdi yine niye kale C4 değil? C7'deki piyonu da kolayca alacak. Arkadaşlar hiçbir şey değişmiyor. Yine kontrol amaçlı bunu gösterelim. Eğer kale C4 oynarsa geller hemen yine kaleleri değişecekti. Çünkü yine piyona kolayca yetişiyor. Piyona yetiştikten sonra az öncekiyle hiçbir farkı olmayan bir oyun sonu yine karşımızda. Çünkü yine A piyonu harekete geçtiğinde siyah şah ona doğru gidecek. Beyaz şah da buradan piyonları alıp buradan yine D6 karesine kolayca ulaşacaktı. O yüzden hiçbir fark yok. O yüzden kale A4 en azından A2 piyonundan kurtulmaya çalışıyor. Gellerse artık kendi yeni hedefler seçiyor. Kale C6 çünkü şah D7 yapamaz, vezir çıkacağı için E6 piyonu tutamayacak. Kale alır A2. Kale alır E6. Bir piyon daha gitti. G5. Burada piyonları değişip bir H4 sayesinde piyonlar değişebilirse ve bir mucize olur da F ve H piyonları kalırsa sadece beyazların, yani bütün piyonlar değişildi. Sadece beyazlarda F ve H piyonları kaldığında birkaç tane teorik beraber olan pozisyon var. Ha, bu onlardan birine dönüşebilir mi? Zannetmiyorum. Hani zorlasak bile çok mümkün gözükmüyor. Çünkü siyah şah zaten şu anda kesilmiş vaziyette tahtanın dikeyinden. O yüzden Karpov sadece bunu deniyor. Kale D6. Kale D2. Bu arada unutmadan arkadaşlar burada niye şah C7'yi almadı? Çünkü şah çekip G piyonunu da alma şansı var. Aynı zamanda kale D6 hamlesini yine yapabilir. Yani bir fark yok aslında. Bir hamle sonra ya da bir hamle önce almasını. G5 önce yapmış. Kale D6. Kale D2 piyonunu muhafaza etmeye çalışıyor. E6, şah C7 ver kaleyi diyor. E7 ve Karpov burada artık terk ediyor. Çünkü şu anda kaleyi alsa rakibi vezir çıkacak zaten. Kazanamaz. Kale E2 yaparsa bu sefer kale D5 ve piyonu aldığında G5 ve H5'te sorun var. Şu anda ne yaparsa yapsın Karpov en azından iki tane piyon burada kalmış olacak şah kanadında ve onlar büyük ihtimalle bağlı geçerler olacak. Mesela H4 ile zorlamaya çalışsa bile bu değişimden sonra bağlı geçerler. Hani H ve F olsa belki durdurabilme ihtimali belki olabilecek ama hem bağlı geçerler hem de sıra beyazda kalacak ve kale D5 gibi bir hamleyle siyah şahı zaten kestiği zaman kale rakibin iki piyonu ve şahına karşı asla bu savunmayı gerçekleştiremeyecek. Evet, artık veteran olmuş diyebileceğimiz yerler, 51 yaşındaki yerler, 1951 doğumlu. Yani 24 yaşında dünya şampiyonu olmuş olan Karpov'a burada adeta bir ders verdi. Aslında bu maç 10 yıl sonra, yani 1985 itibariyle başlayacak olan Kasparov-Karpov maçlarında da Karpov'un ne tarz oyunculara karşı zorlandığını ya da orada Kasparov'a neden zorlanacağını bize çok net gösteren maçlardan biri. Çünkü formun zirvelerinde olduğu bir dönem gerçekten yani Fischer'ı yener miydi, yenemez miydi onu bilemeyiz ama gerçekten formun
zirvesinde olduğu dönemlerden birinde agresif bir oyun tarzına bu şekilde kaybetmesi onun aslında biraz da bu konuda geride olduğunu gösteriyor. Kasparov'un da tarzı Gel'lere çok benziyor ve onun hatta upgrade edilmiş hali daha teoriyi daha çok takip eden bir oyuncu Kasparov. Açılış seçimleri çok daha keskin. Karpov'un zaten o maçta daha fazla zorlanacağı da aşikardı ve de öyle oldu. Sonunda Kasparov dünya şampiyonu Karpov'dan almış oldu. Evet, bu maçın da bu şekilde sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Önümüzdeki videolarda yine görüşmek üzere.